sana aşıktım, tamam mı? Ama aşkıma karşılık vermedin. Şimdi tam seni unutmuşken sen bana tekrar umut veriyorsun. Selamlar dostlar. Bugün uzun aradan sonra bir Adventure Time videosuyla karşınızdayım. Adventure Time için sürekli güzel haberler geliyor. İşte yeni dizi çıktı biliyorsunuz. Ve onun ikinci sezonu da gelecekmiş. Ancak biz bugün ilk dizisi hakkında konuşacağız. Ondaki tüm aşk olaylarını anlatacağım sizlere. Bunun Ben 10 versiyonu da sağ üstteki kartlardan izleyebilirsiniz. Şu sıralar video atmaya çalışacağım. Abone olduysanız başlıyorum. 1. Finn ve Ateş Prensesi. Finn'in ilk manitalarından biri olan Ateş Prensesi en güçlü prenseslerden birisi. Doğrusu Finn'le beraber olduğu zamanlarda çok güçlü bir çift olmuşlardı. Dizide Finn için en uygun kişi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak ilişki çok saçma sapan bir şekilde sona erdi. Finn neden Buz Kralı ile Ateş Prensesi'nin karşı karşıya gelmesini istedi hala anlamıyorum. Dizideki en büyük saçmalıklardan biri. Neyse, bu ship'in komik yanı öpüşememeleri. Çünkü Ateş Finn'i yakıyor. Ya bir ateş patlaması oluyor ya da Finn zarar görüyor. Belki de bu yüzden terk etmişti. Yani nasıl çocuk yapacaklar derseniz de boş verin. Benim neyim varmış he? Neden hoşlanmıyorsun? Hoşlanıyorum ki. Neyim var senin? 2. Finn ve Prenses Cigdet. Finn ve Cigdet aynı yaştayken bu büyük bir aşka dönüşmüştü. Belli ki Prenses Cigdet daha önceden Finn'e aşık olmuştu. Hatta Ateş Prensesini kıskanmıştı. Ama ben senaryo icabı olduğunu düşünüyorum ki bu iki karakteri ayırdılar. Ayırmasalardı gerçekten çok iyi bir ikili olabilirdi. Finn bir bölümde Cigdet'e aşkını ilan etmişti ancak prensesin aklı belli ki başkasındaydı ve o kişi de Marcel'indi. Başka bölümlerde de böyle olmuştu ama aslına bakarsanız Finn ile Cigdet arası yaş farkı çok büyük. Muhtemelen bu yüzden ilerlemedi. Yani Cigdet'in yaşı 800'lerde mi 900'lerde mi öyle bir şey yani. Bu ship'in arkadaş olarak çok ama aşk olarak pek bir anlamı olmadı. Ve bu hikayede Finn kesinlikle hatalı taraf değildi. Afin. Ne? Kıskandın mı? Kapa çeneni. 3. Prenses Cigdet ve Kraliçe Marcel. Bu ikili hakkında ne konuşsam bilemiyorum. Ne söylesem yanlış anlaşılacak gibime geliyor. Ama bu çok beklenen bir şey değildi. Bana sanki bunlar da böyle olsun denilmiş gibi geldi. Final etkileyici bir final. Evet. Bu kısım her zaman bir soru işareti oldu bende. Elbette böyle olmasına karşı değilim. İkisi çok da güçlüler ve iyiler. Bu çift her dizide gözükmüştür. Üçüncüsünde de. Peki siz bu çift hakkında ne düşünüyorsunuz? You always look great after fighting a monster. You think so? 4. Jake ve Lady Rainicorn, yani gökkuşağı atı. Dizinin anlattığı en iyi şiplerden birisi olabilir. Jake ve gökkuşağı atından bahsediyorum. Evliliğe kadar gidenlerden biriydi. Hatta çocukları bile oldu. Gökkuşağı atının konuştuğu dil hala meşhur olsa da Jake'in mutlu olması insanı sevindiriyor. Jake öldükten sonra da Finn Jake'in çocuklarıyla takılmış. Jake bazen Finn'e taktikler de verirdi. Tabi bu taktikler belli ki pek işe yaramamış. 5. Simon ve Betty. Simon ve Betty üzerine özellikle Fiona ve Cake de düşünmüştü. Spoiler olacak gibi ama Simon 3. dizide hep Betty'nin peşinden koşturmuştu ve ne yazık ki hiçbir zaman kavuşamadılar. İlk dizide de birkaç bölümde görmüştük. Simon 3. dizide ana karakterimiz oldu. Belli ki olmaya devam edecek. Bay Domuz ve Tombiş Fil. Evet, bu ship'imiz Finn'le ilgili olmayanlardan. Seride birkaç bölüm bu ikisi de anlatılmıştı. O yüzden videoya koyduk. Bay Domuz ve Tombiş Fil finalde de varlardı. Bazı konularda sinir bozucu bir shipti. Oldukları çoğu bölüm güzel değildi ama bence güzel bir şekilde sonuçlandı. 7. Avcı ve Finn. Avcı ve Finn öpüşen karakterler olarak karşımıza çıkıyor ama aslında ikisinin uyumu gerçekten müthiş. Örneğin ikisi de flüt çalabiliyor, ikisi de iyi savaşçılar. Böyle birkaç ortak yan daha bulabiliriz. Ancak senaryo icabı bence yine bu potansiyel kullanılmadı. Aslında biraz avcının geri kaçmasından olabilir. Çünkü ilişkiye hazır değildi. Hala tartışılan konulardan birisidir. Evet, ana şiplerimizi bitirdik. Gelin biraz da tuhaf şiplere bakalım. Birincisi, Gunter nasıl evlendi? Benim de çok şaşırdığım bir yer. İkincisi, Finn ve Marcel'in de güzel bir şipti. Hatta Finn Marcel'i duşa girerken görmüştü. Yakınlaştıkları zamanlarda olmuştu. Üçüncü, Yumrular Prensesi'nin Finn'den etkilendiği bölümler olmuştu. Öpüştükleri bölüm var ancak Finn pek önemsemedi.
Normal tabii. Dördüncü paralel evren olarak Fiona ve Prens Chiclet var. Bunu buz kralının anlattığını da unutmayın. Beşinci Finn'in babası ve annesi çok kısa bir süre bahsedildi. Altıncı Canyon, nadiren gözükmüştü hani devasa bir kadın var ya, o işte. Bunlar saymakla bitmez ama ana çiftler bahsettiğimiz gibi. Bu hikayede yanan bence buz kralı, diğer adıyla da Simon Petrikov olmuştur. Nitekim üçüncü dizide de böyle oldu. Peki Finn kimle evlendi? Adventure Time'ın çok göstermediği bir karakter var. İsmi Rosalyn'in. Telaffuz doğru olmayabilir. Pek çok kaynak Rosalyn ile evlendiğini söylemiş. Nitekim Puhoy isimli bölümde, yine telaffuz düzgün olmayabilir bu arada, onları önemsemeyin, kendisi gösterilmişti. Finn'in Rosalyn'den iki çocuğu olmuş ancak evlilik dizide hiç gösterilmemiştir. Bu bölüm Adventure Time'ın en iyi bölümlerinden biri olarak geçiyor. Aynı zamanda hepimizi ters köşede yapıyor. Tıpkı sürekli dizide de olduğu gibi ana karakterimiz dizide az bölümde gösterilen bir karakterle evlendiriliyor. Biraz kendi düşüncelerimden bahsedeyim. Ben hep Finn ve Chiclet üzerinde durmuşumdur. Özellikle 13 yaşındayken Finn'le çok yakınlaşmışlardı. Prenses Chiclet lez oldu biliyorsunuz ve kraliçe Marsen'i seçti. Zaten finalde de böyle oldu. Farklı şekilde de sonlanabilirdi aslında. Finn ve Ateş Prensesi olabilirdi. Finn ve Chiclet de evlenebilirdi, yani yaş farkını bir kenara bırakırsak. Ya da yine Finn ve diğer prensesler de evlenebilirdi. Ancak belli ki yazarlar böyle bitirmeyi uygun görmüşler. Serideki en temiz ship Jake ve Gökkuşağı Atı olmuştu. Tıpkı Rigby ve Aileen gibi. Peki sizin ev sevdiğiniz hangisiydi? Doğruyu söylemek gerekirse Finn ve Ateş Prensesi de çok iyi bir ship olmuştu. Ve komikti de. Video böyle. Umarız hoşunuza gider. Abone olun, videoları paylaşın ve yorum yapın. Bir şeyler yapın işte. Hadi görüşürüz.